Mansur Yavaş aday olursa sonuç ne olur sorar mısınız diye soruyorum. Kazanır. Direkt nasıl kazanır. Mansur Yavaşçı çıktı sen bizi? Bunu ben mu sormam bekliyordum benim yani? Ben Mansur Yavaşçısı değilim. Bak ikizleri çok. İkizleri çok. Öyle yani, 2023 ikizler burcunu destekliyor. Kova burcunu destekliyor. Terazi burçlarının yaralarını topluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasında çok teraziler vardır. Şu baktığın listede yani liste diyor. Şu baktığın şeyde haritada en güçlü yani astrolojik olarak en güçlü Mansur Bey mi duruyor diyorsun? Evet, ikinci de Ekrem İmamoğlu. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener zirvede biliyorsun. Evet. Seyrediyorlarsa ve çok işte, gerçekten katkımız olacak zirveye. Evet, 1956 doğumlu Meral Hanım. Ve dolayısıyla da baskın da bir yapısı var. Yani yengeç burcu, anaç tarafı da var. Ama eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nu belli konularda ikna edemezse... Ya ben size şöyle söyleyeyim, önümüzdeki 12 saat zaten retro başlıyor. Merkür retrosu işte akıl etti, oyunları. Etti diyorsun, evet. Edemedi. Zaten o da farklı fikirlerle artık bu muhalefetin bu kurulan yapısına zarar verilecek mi denir? Zaten sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela retro başlıyor ya, doğru mu anlıyorum ben? Evet evet. Merkür retrosunda karar verilirse o karar revize edilir ben diyorsun. Ben yanlış bir şey mi yaptım bugün bu yayına katılarak? Ha, değil mi, öyle söylüyorsun. Kendim adına söylüyorum. Evet evet. Yani burası... Merkür retrosunda karar verirlerse... Merkür retrosunda sayın, bence bak şöyle, 29 Ekim'den bu yana Sayın Meral Akşener, ben haritaya göre konuşuyorum. Bak bunlarla oturmuş konuşmuştum, tanışmış, böyle bir program formatı yok. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti beni böyle hatırlasın. Ofisimden bile çıkmıyorum. 29 Ekim 2022'den bu yana Sayın Meral Hanım bence Kılıçdaroğlu'nu ikna etmeye çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey de belli konularda Mars retrosuna karşıtlığına kaldığı için ikna olmuyor. Ve dolayısıyla da zaten ondan sonra da olaylar, süreçler bambaşka yere gelmeye başladı. Şimdi Merkür retrosu başlayacak. Bir de şimdi Merkür retrosu olacak başlıyor. Olacak mı ikna diyorsun? Bence olmayacak ve dolayısıyla da bu altın masada bir takım kırılmalar ve farklı sesler de Tayyip Bey'in hoşuna gidecek. Çünkü o retroda doğdu. Şu şeylere tek tek sorayım sana. İzleyicilerimizin en çok merak ettiği şey bu tabii yani. Herkes kendi burcunda ne olacağını merak ediyor. Başlayalım mı? Başlayalım. Nereden başlayalım? Burada netleştik değil mi? Her şeyde. Ben yine ara ara sorarım sana. Tamam, başka peki. Senin liderlerle ilgili söyleyeceğin önemli bir gelişme, ne bileyim şu isimle ilgili şöyle bir gelişme falan. Çok... Zelenski mesela 2023'ün sonunda yok. Bir şekilde nasıl görevini mi tamamlayacak ve bir şekilde havlu atıp gidecek 78'de. Hmm. Dolayısıyla da Joe Biden sağlığıyla ilgili geri çekilecek. O da Akrep Burcu, Akrep Stelyum'da. Yani Zelenski'nin nereden çıktı bu öngörüsü? 78'de olması mı? Evet. Biz 78'ler gidiyor muyuz yıl sonunda? Yok, gitmiyorsunuz. Yön değiştiriyorsunuz. Nereye gidiyoruz mesela? İşte bilemeyeceğim. Senin de bakacağız yolda 2023'te hangi konuda. Ben de gazeteciliği dair bırakıyor muyum yani? Ben yani farklı planlara, yollara, hani televizyonculukla ilgili, başka dijitalle ilgili bir projeler yapabilirsin ama Rusya-Ukrayna savaşının başladığı tarihten bakacak olursan bu hikaye 2023'te bitmeyecek. Yani Putin'in savaşı bitmeyecek. Putin'siz de Rusya-Ukrayna savaşı devam edecek. Peki Zelenski'yi siyaseti bırakıyor anladığım kadarıyla. Yani en azından devlet başkanlığından ayrılıyor. Devlet başkanlığı. Putin duruyor mu? Putin duruyor. Evet. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçrıyor. Enerji dengeleri zaten şimdi tasarruf dengesi diye takdim ediliyor ama dolayısıyla baktığında İran'ın karışıklığı devam ediyor. Türkiye'de başka böyle bir majör çok dikkat çekecek hangi alanda bir değişim görülüyor yıldızlara bakınca? Ya biz zaten siyasetle ve ekonomiyle çok kafayı yoracağız 2023'te. İlk 6 ayımızda ekonomiye çok kafa yoruyor olacağız. Çok ciddi bir şekilde kafa yoruyor olacağız. Ama günün sonunda 2023'ün ikinci yarısından itibaren özellikle Haziran'dan sonra çok farklı gelişmelere gebe Türkiye. Bir kere bir siyasal denge oturacak. Ekonomide çok farklı bir parametre oturacak. İran çok daha gerildiği için. Ne demek? Ekonomide çok farklı bir parametre oturacak ne demek? Ya bence devalüasyon tarzı bir şey geçireceğiz. Geçirdik ya da kaç tane geçireceğiz? İşte yani benim de dilim bu kadar dönüyor Candaş. Bundan daha başka olacak. Daha biraz. Bu iyi haber değil ama o zaman. Biraz gergin bir haber ama dışarıdan baktığında İran'ın karışıklığı bizim çok böyle dikkat etmemiz gereken bir durum söz konusu olacak. Ama Rusya'nın savaşın devam etmesi ise Türkiye'de çok başka bir dengeyi de getirecek. Yani biz Trakya bölgesinde belki de Avrupa'ya bir şekilde ticaret yapan bir ülke olacağız. Dolayısıyla bol bol ihracat yapacağız. Bu şey falan işleri bitti mi? Bu pandemi falan filan? Bence dünya salgınla bölgesel tanışabilir. Örneğin Ganj Nehri'nde Hindistan'da bir tarafı savaşta, bir tarafı sulardan bulaşacak salgınla uğraşabilir. Ama 2023'te şu gün dünyada popülerize edilmeye çalışan salgın veya işte yaşadığımız 2020'deki gibi bir pandemi kelimesinin karşılığı yok. Çünkü Satürn, Neptün balık burcunda hareket edecek. İnsanlık denizlere iniyor. Sularla ilgili durumlar söz konusu. Suyun kıymeti, suyla ilgili dengeler.
işte Akdeniz,